İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir hafta sonra yeniden birlikteyiz. Bu akşam biraz Türkiye'nin dış politikası üzerine yoğunlaşacağız. Dış politikada geçmişten bugüne bir ufuk turu, bir tarihin arka odalarında dolaşacağız ve bugün de neredeyiz onu tespit etmeye çalışacağız. Türkiye bundan yıllar önce, 5-6 yıl önce bir gece yarısı telefonuyla Suriye politikasını değiştirdi. Bir gece yarısı Amerika'dan gelen bir telefonla Suriye politikasını değiştirdi ama bu yeni değildi. Türkiye bir gece yarısı mektubuyla Türk-Amerikan ilişkileri inanılmaz bir had safhaya gelmişti. O gece yarısı mektubu da ünlü Johnson mektubuydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1964'ün Haziran ayında yaşanmış ve dış politikada çok önemli değişimlere yol açmış bir mektuptu. Bu mektubu konuşacağız. Johnson Mektubu adlı kitabı yazarı benim çok sevgili dostum, meslektaşım, hocam, çok ünlü bir akademisyen ve yazar sevgili Profesör Doktor Haluk Şahin'le. Hocam hoş geldiniz. Ne mutlu bana, gene beraberiz. Evet, yıllarca beraber de olduk, beraber de çalıştık. Siz Johnson Mektubu bugün gerçekten Türk-Amerikan ilişkilerinde o tarihten bu tarafa bir dönüm noktası olmuş. Ta 1947'de Truman Doktrini ile gelişen Türk-Amerikan ilişkileri 1964'teki bu Johnson mektubuyla yeni bir sürece evrildi. Ve o süreç içerisinde Türk-Amerikan ilişkileri bir türlü dinginlik kazanamadı. Siz bunu yıllar önce de kaleme almıştınız. İki defa değişiklik, bu son değişiklik bu kitabı. Arkadaşlar bu Johnson mektubu kitabını Haluk Hoca'nın yeni çıktı. Geçen hafta bunu koyarsak, caption'ını da gösterirsek. Ve bunun ışığında, bu da yaşanan olayların ışığında Türkiye'nin Kıbrıs politikası ve Yunanistan ilişkileri de önemli ölçüde farklılık kazetti. Buradan tarihe not düşen, bir tarih kitabı değil bu. Bir anı ama önemli, işin içerisindeki önemli insanlarla da görüşerek bunu kaleme aldınız. Gerçekten Johnson Mektubu'nun bizim bu hem Kıbrıs sorunu hem Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri hem Yunanistan ilişkilerindeki önemi neydi? Oraya geçmeden daha doğrusu izinle, nasıl hikayesini anlatayım kitabın. Yani ben iletişim akademisyeniyim. Gazete köşe yazarı olarak her konuda kalem oynatmışımdır ama son yıllarda daha çok romanlar yazıyorum. Fakat farklı aşılar yapılmış dalları olan bir ağaç gibi çeşitli alanlarda eserler vermeye devam ediyorum. Umarım hep öyle gider. Tabii gazetecilik benim ana ağaç gövdemi oluştura gelmiş. Hem onun dersini vermişim, hem onun içinde çeşitli eserler üretmişim. Ve açık bir takım dosyalarım var. Yani her gazetecinin açık bir takım dosyaları vardır. Araştırmacı, soruşturmacı gazetelerin. Çünkü hayat durmaz. Hayat sürekli bir değişim içindedir. Hiçbir zaman bazı dosyalar kapanmazlar. Sürekli olarak onlara yeni sayfalar eklenir, yeni şeyler eklenir. Ve onlar gelişir ve belirli bir noktaya geldiğinizde geriye dönüp bakarsınız, farklı bir yorum artık geçerli hale gelmiştir, söz konusu olmuştur. Ve onu sürdürürsünüz. Şimdi bu iki kitabın öyle bir hikayesi var. 1982 yılında ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland Üniversitesi'nde doçent iken, aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nin Washington muhabirliğini yapmaktaydım. Ve zaman zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde dizi yazılarım çıkıyordu. Orada bir gün bir kitapçıya uğradığımda bir kitapla karşılaştım. Bugün kütüphanemde o kitabı buldum, getirdim. Şöyle bir kitap. The Past Has Another Pattern diyor. Geçmişin farklı bir görünüşü de var. Allah Allah, nedir bu diye baktım. George Ball adlı Amerika'nın ünlü diplomatlarından birinin anılar kitabı. Kitabı karıştırmaya başladım. Ve sonlarına doğru bir yerde Kıbrıs'la ilgili bir bölüm buldum. Ve o bölümü kitapçıda okumaya başlayınca birdenbire Türkiye'de çok tartışılmış olan Johnson mektubu ile ilgili şimdiye kadar hiç ortaya çıkmamış bir takım olguların anlatıldığını gördüm. Ve tabii bir gazeteci olarak bu benim müthiş ilgimi çekti. Çünkü George Ball o mektubu hazırlayan, o mektubun yarattığı depremi azaltmaya çalışan, bu nedenle İnönü'yle birkaç kez görüşmüş, çok tecrübeli, çok ünlü bir diplomatlıydı. İlk adım bu oldu. Bu kitabın o bölümlerini Türkçe'ye çevirdim. Bazı bilgiler ekleyerek Cumhuriyet Gazetesi'nde dizi yazı olarak çıktı. Dosya açılmış oldu böylece. Ve ondan sonra Johnson Mektubu ile ilgili olarak ortaya çıkan her şey benim ilgi alanıma girmeye başladı. Ve nitekim Johnson Mektubu Türk-Amerikan ilişkilerinde biraz evvel senin söylediğin gibi dönüm noktası, benim tercih ettiğim şekliyle bir kırılma noktası olduğu için olaylar sık sık onu bizim karşımıza çıkartmaya başladı. Yani Kıbrıs'ta ne zaman yeni bir şey olsa, yeni gelişmeler olsa, Türk-Amerikan ilişkilerinde ne zaman yeni gerginlikler olsa, baktım hep Johnson mektubuna göndermeler yapılıyor ve yeni belgeler geliyor, onlar birbirine ekleniyor. Bunlar bir kitap halinde çıktılar. 1982 yılının sonunda önce Gece Gelen Mektup diye küçük bir kitap olarak çıktı. Daha çok bu kitaptan çevirdiğim metin idi. Sonra bu birikim devam etti. 2002 yılında yeni bir baskı, yeni eklerle daha yaptım. Johnson Mektubu adı altında. Ben artık herhalde sondur diyordum ama o zamandan bu yana ortaya çıkan yeni belgeler ve konunun sürekli olarak tartışılıyor olması beni yeni bir baskı daha, bir basım, baskı değil de bir basım, edisyon hazırlamaya zorladı. O yeni belgeleri, yeni bilgileri kitaba ekledim ve Kırmızı Kedi Yayınları'ndan işte birkaç gün önce bu kitap çıktı. Bir nedeni de daha çok yakın tarihlerde İsmet Paşa'nın bir kez daha gündeme gelmiş olması. İsmet Paşa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki biraz hoş olmayan bir şekilde. İsmet Paşa sanki bir Amerikan bayrağı vardı, elinde onu sallıyormuş ve Amerikan taraftarı, Amerikan yandaşı, Amerikan'a tabi, Amerika'ya tabi bir devlet adaymış gibi bir resim çıkmıştı. Sonradan bu resmin aslında yanıltıcı bir resim olduğu, fotoğraf olduğu. Photoshop'la evet, o hale onun getirildiği. Başka bir zaman çekildiği evet, ortaya çıktı. Orada şey tartışması oldu. İsmet Paşa, Amerika ilişkileri. Ben de dedim ki İsmet Paşa, Amerika ilişkilerinden söz edenlerin mutlaka bu kitabı okumaları gerekir. Çünkü işin özü burada. Şimdi hocam şeyi söyle. Bize bir Johnson mektubunun önemi neydi? Johnson mektubu Kıbrıs'ta yaşanan, 60'lı yılların ortalarına doğru Kıbrıs'ta yaşanan, oradaki Türklere karşı Rumların inanılmaz baskı, şiddet, öldürme eylemlerinin önüne geçmek adına iki anlaşmadan kaynaklanan hakkını kullanmak. Londra ve Zürih Konvansiyonlarından doğan hakkını kullanarak Kıbrıs'a müdahale. Müdahale için tam yola çıkacaklardı ve bir gece yarısı bu mektup geldi. Evet. Bu mektup o müdahalenin önüne geçti, evet, engelledi. Ve 10 yıl, bir ay sonra 1974'ün Temmuz'unda harekat yapılabildi. Oradaki haklılığı ve o mektubun içeriğinde zannedersem en önemli bizim de ülke olarak gururumuzu kıran bir şey vardı. O mektuptaki zannedersem o şeydi değil mi? Silah yardımı, Türkiye'ye verilen silahların Amerikan savunma içindir. Amerika'nın izni olmadan kullanılamaz. Kullanılamaz. İşe Sovyetler karışacak olursa şimdi, o zaman belki de size yardım etmeyiz. Şimdi çok ilginç bir şey buldum ben. Türk-Amerika ilişkilerinde en önemli başlıklardan bir tanesi silah. Amerika'nın silah yardımı Türkiye'ye. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ne değil, ta Osmanlı döneminden beri başlayan bir şey. Eğer arkadaşlarım o resimleri verirse tek tek, biz Amerika'dan şöyle bir şey söyleyeyim. O 19. yüzyılın başlarında silahlar aldık. Ne aldık? Springfield tüfek. Bu gördüğünüz Springfield tüfekler. Daha sonra hani türküsü de vardır. At Martini, Debreli Hasan diye Martin marka tek fişeklik tüfekler aldık ki bunlardan bir tanesinde Paşa Abdülaziz'e hediye edilmiş tüfeklerden bir tanesidir. Daha sonra da Winchester tüfekler aldık ki 700.000 civarında Plevne 93 harbinde Plevne'de Ruslara karşı kullanılan bu tüfekler sayesinde ki Rus ordusu oradaki Osmanlı ordusunun 4 katı büyüklüğündeydi. Buna rağmen bir başarı elde edildi ve Amerika'daki silah sanayi, Oliver Winchester denen adamın, ki hala Amerika'daki silah sanayi üzerine bina edilmiş, bunu sevgili seyircilerimizle de paylaşmak istedim, öyle bir şey gerek duydum. Providence Tool Company diye bir şirket var. Bu şirketten 48.617 tane Henry Martin tüfeği almışız. Parasını ödemişiz fakat tüfekleri geri göndermemişler. Bu yüzden yıllarca Abdülhamit adına Amerikan mahkemelerinde yıllarca süren bir dava açılmıştı o dönemde. Bunu bir ayrıntı olarak koyalım ve ondan sonra dönüyoruz. Bu Johnson mektubunda ki o silah yardımında Amerikan silahlarının Kıbrıs'ta kullanılamayacak olması. Bu önemli bir... Evet, şimdi orada şu çok önemli, tabii silah çok önemli. Zaten Amerika'nın dikkat ederseniz özellikle Orta Doğu'daki ülkelerle ilişkilerinde hep silah en önde gelir. Yani Suudi Arabistan'la olan ilişkilerine baktığınızda, diğer ülkelerle ilişkilerine baktığınızda hep silah ön plandadır. Türkiye ile ilişkilerinde de bu böyleydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk ordusu temel olarak Amerikan silahlarıyla donatıldı. Ve Amerika'nın bakın siz milli bir meselenizde Kıbrıs'ta bulunan soydaşlarınızı korumak için bir harekat yaparsanız orada Amerikan silahlarını kullanmamanız gerekir demesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü bütün silahlar Amerikan silahlarıydı. Yani Türkiye'nin silah açısından Amerika'ya bağımlılığı çok ileri boyutlardaydı. Nitekim Türkiye 1974'te biraz evvel senin de hatırlattığın gibi nihayet 1964'te bu mektup nedeniyle yapamadığı çıkartmayı yaptığında Amerika ne yaptı? Silah ambargosu uyguladı. Yani ve hakikaten tabii Türk ordusu açısından çok vahim bir takım sonuçlar doğurdu. Amerika ile ilişkilerimizde silah meselesi her zaman çok önemli bir konu olmuştur. Bugüne bakın F-35'lerden bahsediyoruz. Evet. Verecekler mi, vermeyecekler mi? Efendim, uçak savar sistemlerinden bahsediyoruz. Patriotları verecek mi? Vermeyecek Patriotları mi? Verecekler mi, vermeyecekler mi? S-400'lere karşı Rusya'yla yaptığımız evet şeyler. Yani o konu Amerika'nın bir silah taciri olarak bu bölgedeki ülkelere yönelik tavrı genel bir eksendir. Senin verdiğin enteresan bilgileri ben bilmiyordum o kadar geriye gittiğini. Ama hakikaten o silah bağlantısı çok çok önemliydi. İkincisi şey konusunda tabii Türkiye çok hayal kırıklığına uğradı. Birazdan şeye gireriz. Yani İsmet Paşa aslında o mektubun yazılmasını istiyordu. İşin o kısmına geliriz. Yani İsmet Paşa büyük diplomasi dehası. Hani kafasında 9 tilki dolaşıp 9'unun kuyruğu birbirine dokunmayan dış politikada devlet adamı bir şekilde Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkmasının o dönemde önlenmesini arzu ediyordu. Ve Amerika'dan bu mektubun gelmesini tahrik ederek bunu sağladı. Kitapta ben bunun hikayesini yani ayrıntılı olarak anlatıyorum. Ama orada gene hayal kırıklığına uğratan şeylerden bir tanesi Türkiye'nin artık NATO'ya da güvenemeyeceği. Yani NATO'nun işte meşhur 5. maddesine göre eğer Türkiye saldırıya uğrarsa diğer bütün NATO ülkelerinin devreye girip Türkiye'yi savunması gerekir. Ama mektup şunu ima ediyordu. Eğer siz Yunanistan'la savaşa girerseniz Kıbrıs yüzünden ve Sovyetler bu işe karışmaya çalışırsa biz sizi korumayabiliriz. Bütün bunlar çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Aba altında sopa gösterir gibi bir şeydi o mektup. Hatta doğrudan doğru yani bu evet bir kırılma noktası oldu. Çünkü biraz evvel söyledim 1947'den o tarihe kadar 1964'e kadar silah açısından tam bağımlılık, tesis ya da üsler Amerikalara bırakılmış. Türkiye bir karakol haline gelmiş, ileri karakol haline gelmiş. Sanki Orta Doğu jandarması gibi. Bütün güvenliğini oraya ihale etmişsin, oraya emanet etmişsin. Birdenbire Türkiye dedi ki dur ya, yani İsmet Paşa'nın yeni bir dünya kurulur derken kastettiği o. Türkiye bir baktı dedi ki ben meğer o kadar da güvencede değilmişim. Meğer ben elimdeki silahlarını bazı durumlarda kullanamıyormuşum. Meğer Sovyetler Birliği bana saldırırsa çok güvendiğim NATO belki de işe karışmayacakmış. Bu hiç beklenmedik bir uyanmaya yol açtı. 1960'lı yılları da hatırlayalım. 1960'lı yıllar özellikle Yön Dergisi'nin öncülüğüyle Türkiye'nin silah açısından ve diğer açılardan Amerika'ya bağımlılığına eleştirmeye başlamıştı. Ve bağımsız dış politika konusu ısrarla savunulmaya başlanmıştı rahmetli Doğan Avcıoğlu ve diğer bir takım yazarlar tarafından. Tam da o yıllarda işte bu olayın yaşanması pek çok yerde o türden bir uyanmaya yol açtı ve büyük bir tepki uyandı. Kısmen hükümet tarafından da orkestra edilmiş, düzenlenmiş bir tepki uyandı. Yani hemen mektubun metnini kamuoyuna vermediler. Çünkü ağır bir mektup. Ama ben hatırlıyorum üniversite öğrencisi olarak işte Amerika'dan çok sert bir mektup gelmiş. İçinde çok kötü şeyler varmış. İsmet Paşa'nın damadı Metin Toker. O zaman evet. O dergisi çıkartıyordu. Başkaları hiç kimse o sırada mektubu görmemişti. Ama Metin Toker mektubu görmüş olduğu için bu mektubu dolaylı olarak iletiştiren bazı şeyler yazıyordu. Ve birdenbire mektubu yazdığı ismen bilinen Amerikan Başkanı Johnson Türkiye'deki en sevilmeyen yabancı devlet başkanı haline geldi. Go home sloganları da o zaman çıktı, Amerika go home diye. O dönemde. İlk defa Türkiye'de evet. O zamana kadar hiç go home falan yok. Aslında NATO'nun ve Amerikan ilişkilerinin eleştirilmesi dahi tabu sayılıyordu. Birdenbire işte go home'lar, ondan sonra Texas ayısı Johnson evet. gibi laflar, efendim sığır çobanı Johnson gibi laflar. Türkiye içine düştüğü hayal kırıklığının öfkesini Johnson'un şahsiyetinde odaklanarak kamuoyunda eritmeye, gidermeye çalıştı. Fakat orada şöyle bir şey var. Yani Amerika, daha sonra kitapta da ayrıntılarıyla anlatıyorum, o mektubu o şekilde yazarak çok büyük bir hata yaptığını zamanı anladı. Yani Amerika, İsmet Paşa'nın Amerika'dan istediği şey şuydu. Bizim şu sırada Kıbrıs'a çıkmamızı geciktirmek için bize bir bahane verin. Kamuoyu bastırıyor, muhalefet bastırıyor ama Türk ordusu hazır değil. Çıkarma gemileri yok. Şileplere askerleri yüklüyorsun, onları deniz tutuyor. Şileplerle çok iyi takip edilmiş, çok iyi silahlandırılmış bir sahile çıkmanın en az 10.000 kayıp anlamına geldiği evet. biliniyor ki o bile garanti değil. Yani Türkiye'nin o çıkarma operasyonunu başaramaması ihtimali var. Düşünebiliyor musunuz? Tam o tarihlerde Amerikan güçleri Kübalıları silahlandırarak Küba'ya çıkartmaya çalışmışlar. Domuzlar Körfezi olayı ve fiyaskosu yaşanmış. Orada tutunamamışlar, geri atılmışlar. İsmet Paşa tabii askerin içinden gelen ve Türk ordusunun bu türden bir yenilgiye asla uğramaması gerektiğine yürekten inanan bir devlet adamı ve özü itibariyle bir asker olarak Türkiye'nin o sırada çıkmasını kesinlikle sakıncalı görüyor. Ama demokrasi dolayısıyla o bastıran muhalefete ve sokaklarda işte ya Kıbrıs ya ölüm diye bağıran kalabalıklara karşı bir bahane istiyor. O bahanede Amerika dur desin. Amaç o. Fakat Amerikan diplomasisi çok büyük bir hata yaparak basit bir duruya yetecekken onun kuyruğuna bu silah ve NATO'nun koruması konularında ekliyor ve olay birdenbire bambaşka bir veçe kazanıyor. Nedir o veçe? Türkiye kendisini güvencesiz hissediyor. Türkiye kendisini boşlukta hissediyor. Ve işte o zaman İsmet Paşa diyor ki, ha öyle mi? Siz de bizi o kadar kolaya almayın. Hafife almayın. Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye bu yeni dünyadaki yerini alır diyor. Evet. Tam olarak bundan neyi kastediyor daha sonra konuşabiliriz. Şimdi orada ben bir şey yapmak istiyorum, bir bölüm okumak istiyorum. Diplomaside gerçekten çok önemli, önemsediğim kitaptan bir bölüm İsmet Paşa'nın. Time dergisi yöneticileriyle yaptığı yemekli toplantıda onlara bir şey anlatıyor. Washington'da oluyor. Evet, bu Johnson'la görüşmeye gittiğinde oluyor bu. Diyor ki, biz Türkler bağlandığımız ülkeye inancımız yıkılıncaya kadar tam bir yakınlık içinde bulunuruz. Ama inancımız bir kere yıkılırsa yeniden güvenimizi kazanmak kolay değildir. Size bir örnek vereyim. Cumhuriyet kurulduğu yıllarda Sovyetler Birliği ile aramızda böyle bir bağ kuruldu. sıkı dostluk yaptık. İkinci Cihan Savaşı'nda İngiltere ve Fransa ile üçlü ittifakı imzaladığımızda 1939'da bu anlaşmaya iki nolu protokol ekledik. Bu ittifakın Sovyetler Birliği'ne karşı geçerli olmadığını kabul ettirdik. Bu bütün savaş süresince Sovyetlere karşı dürüst davrandık, müttefiklerimizin çeşitli isteklerini Rusya'ya karşı ise reddettik. Fakat sonra hayal kırıklığına uğradık. Savaşın bitimine doğru Sovyetler Birliği bizden doğu sınırımızda kendi lehlerine değişiklik ve Boğazlar'da ortak savunma adı altında bir üs istediler. Kendilerine sınırları ve Boğazlar rejimini tespit eden anlaşmaları sizinle imza etmemiş miydik diye sorduğumuzda şu cevabı aldık. Biz o anlaşmaları imzaladığımızda zayıftık. Bu cevap bizi şaşırttı ve gözümüzü açtı. Demek ki Rus komşumuz zayıf olduğu zaman imzasına, dostluğuna inanmalı, güçlü olduğu dönemde ise ne yapacağı bilinmezmiş diye düşünür halde olduk. Şimdi Sovyetler yeniden dostluk yapalım, iyi komşuluk ilişkileri kuralım diyorlar. Ne yazık ki yıkılan güven ve inancımız birdenbire yeniden ilk Cumhuriyet yıllarındaki gibi sağlanamıyor. Belki çok zaman isteyecek bu güveni yeniden yerli yerine oturtmak. Bugün Amerika'ya da böyle inanmış bulunuyoruz. Ama Kıbrıs meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu bizi kaygı ve kuşkuya düşürdü. İnancımız büsbütün yıkılırsa yeniden kurmak herhalde kolay ve çabuk olmaz. Evet, bu ama hayal kırıklığını çok iyi ifade ediyor. Çok, müthiş bir şey bu. Ben diplomaside gerçekten böyle ülkelerin birbirlerine karşı güvenleri. Burada ne lazım dış politikada? Güven artırıcı önlemleri devreye almak. Evet. Bundan sonraki süreçte baktığımızda böyle bir güven artırıcı önlem hem Amerika hem Türkiye tarafından edilebildi mi, devreye konabildi mi? Şimdi mektup Ankara'ya geliyor, bomba etkisi yapıyor. İsmet Paşa büyük hayal kırıklığına uğruyor. Fakat mektubun sonunda bir paragraf var. Orada yani 5 Haziran 1964'te gelen ünlü Johnson mektubundan bahsediyorum. O paragrafta aynı zamanda İsmet Paşa'yı Washington'a davet ettiğini açıklıyor Johnson. Johnson diyor ki ben gelmek isterdim ama başkan yardımcılığından, Kennedy'nin ölümü üzerine başkanlığa çıktığımdan anayasa benim yurt dışına çıkmama izin vermiyor. Engel, o yüzden zat halinizi Washington'da görmek ve bu konuları konuşmak istiyor. İsmet Paşa bunu kabul ediyor. Aynı davet Yunanistan Başbakanı Papandreou'da, Baba Papandreou'da gönderiliyor. İsmet Paşa çeşitli hayal kırıklıkları ve tereddütler içinde Washington'a gidiyor. Ve Washington'a gittiğinde kendisine olağanüstü bir ilgi gösteriliyor. Olağanüstü bir törenle karşılanıyor. Ve Johnson'un ve etrafındaki insanların İsmet Paşa'ya sıradan bir siyasetçi muamelesi yapmadıkları, tam tersine onu tarihsel bir figür olarak gördükleri ve ona göre davrandıkları ortaya çıkıyor. Ve orada yapılan konuşmalar, görüşmelerde İsmet Paşa aslında Türkiye'nin bu konuda niye bu kadar hassas olduğunu zannediyorum çok iyi açıklıyor. Yani Kıbrıs'ta her gün neredeyse katliamlar oluyor. Bir etnik temizlik yapılması söz konusu. Bir genosit uygulaması gibi. O hemen karşınızda cereyan ediyor ama siz bir şey yapamıyorsunuz. Aradaki anlaşmalara rağmen bir şey yapamıyorsunuz. Yani Zürih ve Londra anlaşmaları var. Bu oradaki garantörlere tek taraflı olarak da müdahale hakkını veriyor. Ama Amerika demiş ki hayır gidemezsin. 6. filo orada sana engel olur. Türkiye zaten gitmeye hazır değil. Ve Türkiye işte 10 yıl kadar vakit kazanıyor. 10 yıl sonra İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmasıyla onu ayrılmaya zorlayan Bülent Ecevit'in başbakanlığında 1974 Temmuz'unda harekat gerçekleşiyor. Orada bir şey daha vardı zannedersem. Hem Makarios hem de Andreas Papandreou hem Zürih hem Londra anlaşmalarının artık hükmü kalmadığı yönünde de beyanlarda bulunuyor. Yani Makarios'un da hep ileri sürdüğü şeyler onlar. İsmet Paşa onların hala geçerli olduğunu Başkan Johnson'a kabul ettiriyor. Evet. Yani bir onarma çabası var. Fakat bazı şeyler onarılır, bazı şeyler onarılmaz. Zihinsel düzeyde bazı şeyleri onarsanız bile kırık kalpler, hani vardır ya hayatın diğer alanlarında da, kırık kalpleri onarmak o kadar kolay değildir. Ve ondan sonra Türk-Amerikan ilişkileri hiçbir zaman eski sıcaklığına geri dönmüyor. Evet, yapısal çok büyük değişiklikler olmuyor. Türkiye NATO'dan çıkmıyor. Türkiye ile Amerika arasında son zamanlarda rastlandığına benzeyen ağız dalaşları yaşanmıyor, ağır laflar söylenmiyor. Ama biliniyor ki o ilişki artık o eski ilişki değildir. Nitekim bu şekilde benim kitapta Joseph Sisko ile yaptığım konuşmada da anlattığım gibi o mektubun yazılmış olması bir daha bu türden mektupların yazılabilmesini olanaksız kılmış oluyor. Çünkü Türkiye ondan dersi aldı. Artık mektup beklemeyeceksin, bir şey yapacaksan mutlaka gideceksin. Kitapta şunu da söyleyeyim, başta anlatırken unuttum. Bu kitabın özelliği, ben temel aktörlerin hepsiyle görüştüm. Tabii İsmet Paşa rahmetli olmuştu, Başkan Johnson yoktu, ölmüştü. Dean Rusk, o dönemin Dışişleri Bakanı, felçli olarak hastanede yatıyordu. Onunla yüz yüze görüşmede ona mektup yazdım. Amerika, Ankara Büyükelçisi Hare. Raymond Hare, herkes öldü, yok artık ortada zannediyordu. Washington'un ünlü mahallelerinden bir tanesinde ona emekli evinde yakaladım ve uzun uzun konuşturdum. Joseph Sisko ile konuştum. Bu kitabın yazarı olan George Ball ile konuştum. Türkiye'deki diplomatların büyük bir kesimiyle konuştum. Erken, o zamanın Dışişleri Bakanı, maalesef hayatta değildi. Yani bu kitabın özelliklerinden biri çepeçevre bir görüş yansımasıdır. Şahsen tanışmış olduğum Andreas Papandreou'nun, yani Yorgo'nun oğlu ama bu ikinci Yorgo'nun babası olan Andreas Papandreou'yla zamanında görüşmüştüm. Anılarını okudum. O bakımdan sevgili dostum, bir tanıklıklar kitabı ortaya çıktı. Şimdi iddialı bir laf söyleyeceğim. Türkiye'nin hiçbir dış politika sorununun, buna benzeyen sorununun bu kadar çepeçevre, bu kadar çok kişiyle konuşarak ve doğrudan doğruya olayın içinde olan insanlarla konuşarak araştırıldığını zannetmiyorum. O yüzden ben şahsen iyi ki bu kitabı yazmışım diyorum. Valla emeğinize sağlık hocam. Bu gerçekten hem tarihçilerin bir kaynak olarak kullanabileceği, hem de diplomaside görev alan, bütün bu alanda bundan sonra Türkiye için çalışacak olanların da okuması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ben tarihçi değilim. O tarih kitabı değildir. Bu bir gazetecilik kitabıdır. Tabii. Araştırmacı gazetecilik kitabıdır. Biliyorsun ben araştırmacı gazetecilikle soruşturmacı gazetecilik arasında bir ayrım yapıyorum. Eğer işin işte bir yolsuzluk, gizlenen bir şey varsa o zaman Uğur Mumcu'nun, Uğur Dündar'ın yaptığı türden soruşturmacı gazetecilik. Ama tarihsel gerçekleri belgelere ve tanıklara ulaşarak anlatmak istiyorsan araştırmacı gazetecilik diyorum. Bu bir araştırmacı gazetecilik eseridir. Tarihçilere yardımcı olacaktır. Diplomatlara dediğin gibi yardımcı olacaktır. Ve bir de İsmet Paşa'ya, ileri geri laf söyleyenlere burada çok ders vardır. Evet. Yani bunu okudukları zaman gerçekten devlet adamlığının, geçmişte at gözlüğüyle bakmanın ve ön yargıların ne kadar haksız olduğunu belki utanırlar. Belki yüzleri kızarır insanlar. Bak Atatürk böyle zamanında şey da Atatürk'ü eleştiremeyenler İsmet Paşa'yı eleştirirlermiş. İsmet Paşa eleştiri konusunda son derece hoşgörülü. Yani daha sonraki bir takım politikacılardan, devlet adamları demeyeceğim, politikacılardan farklı olarak İsmet Paşa son derece toleranslı, övgüye de kayıtsız, yergiye de kayıtsız, öylece gele gelmiş. Ama son zamanlarda da çok haksız olarak İsmet Paşa'ya bir takım dil uzatanlar oluyor, yalan yanlış şeyler söylüyorlar. İsmet Paşa gerçek bir devlet adamıydı. Hiçbir zaman çok sevilmedi. Yani Atatürk gibi hiçbir zaman göklere çıkarılmadı. Zaten çok farklı kumaşlardı onlar. Yani Atatürk müthiş bir parlamaydı. Göz kamaştırıcı, olağanüstü bir parlamaydı. İsmet Paşa ise olağanı çok iyi sürdüren, devam ettiren, yerleştiren bir insandı. Hala, gerçi Atatürk'e de her türlü laf söylüyorlar ama Atatürk'ü eleştirmekten çekinenler bazı şeyleri İsmet Paşa'nın üzerine yıkıyorlar. Yani İdris, Türkiye gibi bir ülkenin üç tarafından Nazi orduları tarafından sarıldıktan sonra, Nazi ve faşist ordular tarafından sarıldıktan sonra savaşa girmeden o savaştan çıkmasının ne kadar büyük bir başarı ve minnet nedeni olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Tabii ki o dönemde yani Türkiye'nin bir insan yapısına baktığımız zaman, okuma yazma oranına baktığımız zaman, yoksa kültürel gelişmişliğine baktığımız zaman ve hala daha sözel kültürden yazılı kültüre geçememiş bugün dahi o dönemlerde çok daha fazla dedikoduya itibar edilen bir dönemde elbette ki bu yapılanların ne anlama geldiğini siyaseten kendi çıkarlarını düşünenler toplumdaki bireylere tek tek gerçek olarak anlatmayacaklardır. Kendi siyasal bekaları, çıkarları adına bunu yaptılar. Ve ülkeye inanılmaz zarar verdiler. Bir İsmet Paşa düşmanlığı, bir Atatürk düşmanlığını körüklediler. Haksız yere, haksızlık ederek yaptılar bunu. Evet, şimdi ben çocukluğumda 1950 seçimini hayal meyal hatırlıyorum. İktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti'ye devredildiği ki kendi başına bir mucizedir. Tabii yani, ki. Bütün güçleri elinde bulunduran bir devlet adamının... Gücü paylaşmak istemez hiç kimse. Kendi eliyle zemini ve yolları hazırlayarak iktidarı bir başka partiye devretmesi insanlık tarihinde, demokrasi tarihinde hemen hemen hiç yaşanmamış olan bir şeydi. İsmet Paşa bunu başardı. 14 Mayıs seçimini hatırlıyorum. Ben Bursa'daydım o zaman. Dedem ve anneannemlerle beraber şeydim. Dedem çok sıkı bir Demokrat Partiliydi. İşte Son Posta gazetesini okurdu. Ondan sonra hakikaten o zaman öyle bir coşku vardı. Yani yeter. Söz milletin evet, sloganlarının olduğu dönem. 27 yıllık iktidarın yorgunluğundan, bıkkınlığından, başka bir takım nedenlerden müthiş bir coşku vardı. Fakat seçim yapıldı. Dedem tabii Demokrat Parti'ye oy vermiş. Anneannemle teyzeme ben çocuk yaşımla sordum. Dedim ki siz kime oy verdiniz dedim. Dediler ki, anneannem dedi ki İsmet Paşa'ya verdik dedi. Dedem o kadar bağırıp çağırıyor ki öbür tarafa. Dedim ki niçin öyle yaptınız dedim. O bizi savaşa sokmadı dedi. Şimdi yani bir kesim o savaşa girmemenin anlamını daha o zamandan biliyordu. Ben zaman zaman düşünürüm. Türkiye eğer o savaşa girmiş olsaydı, Nazi Almanya'sı tarafından işgal edilmiş olsaydı Türkiye'yi kim kurtaracaktı İdris? Evet. Ondan sonra nasıl bir Türkiye ortaya çıkacaktı? Yani sırf onun için dahi İsmet Paşa'ya yönelik zaten çoğu yalanlara dayanan saldırıların, o saldırıları yapanların utanmaları gerekir. Peki hocam, şimdi gelelim bugüne. Bu Johnson mektubuyla o dönüm noktası Türk-Amerikan ilişkilerinin bu son Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde 16 yıllık süreçte nereden nereye geldiğini demin biraz önce programı açarken söyledim. Bir gece yarısı telefonuyla Amerika'dan gelen bir gece yarısı telefonuyla bizim Suriye politikamız değişti. Büyük Orta Doğu projesi, stratejik ortak Amerika'nın falan bunlar bir kandırmaca mıydı? Amerika'nın buradaki bir oyunu muydu? Bizimkiler AKP iktidarı bunun farkına mı varamadı? Ne oldu? Sizce nedir yani bu? Şu andaki Türk-Amerikan ilişkilerindeki güven anlamında ki şu anda Sayın Cumhurbaşkanı da ver yansın ediyor. Bir taraftan ilişkileri sürdürmeye çalışıyoruz. Yani bir pragmatizm var mı yok mu onda bir emin değilim. Ben biraz daha mesafeli cevap vereyim o soruya. Yani şu manada biraz daha geriden bakarak. Şimdi Johnson mektubunun gelmesi zihinsel ve algısal bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra Türkiye zaten dar bir çevre tarafından söylenen bağımsız dış politika, çok taraflı dış politika konusunu yavaş yavaş uygulamaya başladı. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çok daha önce başladı. Benim çok değerli dostum İsmail Cem söz gelimi işte 6 yıllık Dışişleri Bakanlığı zamanında hem Avrasya'nın önemi hem çok yanlı, çok yönlü dış politikanın gerekliliği. Yani multipolar bir denge arayışı içerisinde. Evet, yani, ama vardı yani Türkiye Sovyetlerle ilişki kurmalı veya sonradan Rusya'yla, 3. Dünya ülkeleriyle ilişkiler kurmalı. İnönü'ye bu dönemde ağır eleştirilerde bulunan rahmetli Demirel de Türkiye'nin dış politikasının çok boyutlu ve çok taraflı olması olgusunu kabul etmişti. O bakımdan bugüne baktığımızda bu iktidarın uygulamakta olduğu politika belirli bir mesafeden bakılınca aslında Türkiye'nin yapması gereken şey. Ama bir tırnak içinde bir milli dış ona geleceğim. Olması gereken. Yani Türkiye'nin 1964'e karşı tek yanlı Amerika bağımlılığı yanlıştı. Bu Türkiye'nin coğrafyasına da, tarihine de, kültürüne de yakışmıyordu, yaraşmıyordu ve sonunda o güvensizlik noktasına gelindi. Fakat sonradan bu iktidar başlangıç yıllarında özellikle Batı'yı tamamen bir tarafa bırakarak başka tür bir tek yanlılıkla dış politikanın başarıdan başarıya konuşacağı zahabına kendisini kaptırdı. Davutoğlu'nun stratejik derinlik politikasını hatırlayın. Türkiye'nin o dönemdeki Osmanlıcılık hayallerini hatırlayın. Neo-Osmanlıcılık anlayışı. Sonra ne oldu? Bütün kapılar suratlarına kapandı. Onun da olmadığı ortaya çıktı. Ben şu cümleyle veya şu sloganla hep açıklarım. Türkiye Avrupa Birliği'ni almadılar. Avrupa açısından çok büyük bir hatadır. Batı'ya gittik, almadı. Türkiye'nin yeni Osmanlıcı Doğu politikası başarısızlığa uğradı. Doğu'ya gittik, olmadı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın ve kendi tarihinin gerektirdiği türden bir bölgesel güç mü olmalı? Bölgesel bir güç olarak hiçbir zaman tek tarafa aşırı bağımlılık hatasına düşmeden buna Rusya'yı da katmak istiyorum. Yani enerji açısından olsun, silah açısından mutlaka kendine özgü bir devlet olduğunu, kendine özgü bir ülke olduğunu hiçbir zaman unutmadan bunu uygulaması gerekir. Öyle zannediyorum ki bu görüş bugün Ankara'da da çeşitli çevreler tarafından kabul kazanmış durumda. Ama arada tabii çok vahim hatalar yapılabiliyor. Türkiye ile Amerika arasında bugün güven yok. Bundan dolayı ben Türkiye'yi kesinlikle suçlamam. Hakikaten bugün güvenilecek bir Amerika var mı? Asla yok. Asla yok. Yani bugün Amerika kendi içinde çok garip bir şey yaşıyor. Amerika'da bugün Donald Trump ile hani Suriye'den askerlerimi çekiyorum dedi. Hemen ona karşı çıkan yerleşik düzen ya da Amerikan derin devleti arasında Pentagon kıyasıya bir mücadele var. Hemen ne dendi? Bu Trump'ın kararıydı. Benim de çok iyi tanıdığım Stephen Kinzer, hatta New York Times eskiden yorumcusu, şimdi Boston Globe'da, diyor ki dış politikada Donald Trump şimdiye kadar ilk defa doğru bir karar verdi. Suriye'den çekiliyorum. Aslında bütün Orta Doğu'dan Amerika'nın çekilmesi lazım. Çünkü Orta Doğu'da Amerika'ya nereye gittiyse yüzüne güzüne bulaştırmış, binlerce insanın kanına girmiş ve hiçbir çözüm üretmemiş olan bir ülke. Hani belki o çıkarsa yerel güçler kendi aralarında bu işin çaresini aramaya başlarlar. Suriye'de de öyle dendi ama hemen ne dendi? Dendi ki yok, bunu Trump'a bırakmazlar. Varlığını son 40-50 yıldır sürekli olarak savaş çıkarmakta ve sürekli olarak gidip ülke bombalamakta, ondan sonra asker göndermekte gören o yerleşik düzen buna izin vermez. Kimler izin vermez? Canım Trump hükümeti içinde de bunlar var. Kimler var mesela? Pompeo. Nerede şu anda Pompeo? Buralarda veya işte daha dün veya evvelsi gün Dışişleri Bakanımız kendisiyle görüştü. John Bolton. Bugün mü burada, yarın mı buraya geliyor? Anlatabiliyor muyum? Onlar tabii. Ve birdenbire ne dendi? Ama hemen çıkmıyoruz. Hemen çıkmıyoruz. Şimdi Amerika'da böyle bir çekişme var. Silah sanayi, silah tüccarları kendi gelecekleri adına oradaki siyasette etkiliyorlar ve hakimler bunlar. İşte, bu neokonların öyle bir mücadele, bu neokonları da aşıyor. Bunların içinde demokratlar da var, bazı muhafazakarlar var. Ondan sonra belirli şeyler var, kapitalist elitler var. O bakımdan şu anda Amerika'da kime inanacağız? Donald Trump bir şey söylediği zaman onun kıymeti harbiyesi nedir? Onu nasıl acaba geri alacaklar, almaya çalışacaklar? Sonunda bu mücadeleyi kim kazanacak? Ya Donald Trump pek çok insanın tahmin ettiği gibi önümüzdeki yıl görevden alınırsa ne olacak falan gibi sorular var. O yüzden Türkiye'nin Amerika konusundaki güvencesizliğini ben haklı görüyorum, güvensizliğini. Başlangıç noktası da Johnson Mektubu'dur. Ve aynı şekilde Türkiye kendi güneyinde sınırlarının arkasında olup bir tane konusunda söz sahibi olmayacak mı? Yani başka herkes söz sahibi olacak. Başka herkes gelip orada atacak. Bu bir milli politikadır. Bunun parti böyle bir şey. Ama Türkiye'nin oradaki kendi problemlerini kendisi oradaki aktörlerle konuşarak çözmeli. Yani Amerika'dan medet umarak, Rusya'dan medet umarak vesaire değil. Bilmem toparlayabildim mi demek istediğimi. Tabii ki. Yani bizim şimdi Güneydoğu'da Suriye'de yaşananlarla münbiç olay, işte diğer oradaki harekatların bütün içeriğine baktığım zaman hem bir taraftan biz diyoruz ki Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Dolayısıyla bu toprak bütünlüğünün sağlaması, oraya demokratik bir rejimin gelmesi için de bir çabamız var. Benim komşumda yangın varsa bana ne diyemem ben. Sen ta binlerce kilometre öteden gelip oraya söz sahibi olacaksın, ben olmayacağım. Böyle bir şey yok. Bu bir milli politika olması lazım burada. Elbette doğru. Ama daha önce sen Büyük Orta Doğu Projesi deyip stratejik ortaklık olarak Amerika'nın güdümünde bir görüntü arz edip de bugün anti-Amerikancı bir görüntüyle bu işin üstesinden ne kadar ise bu ne kadar inandırıcıdır. Evet, şimdi Türkiye'nin tek yanlıdı Arapçılığı, Doğu yanlısı politikası ne kadar ülkenin yana yatmasına sebep olursa, anti-batıcı ve anti-Amerikancı hezeyanlar da Türkiye'nin öbür taraftan yana batmasına sebep oluyor. Her halükarda bir eksen kayması oluyor. Baştan beri söylüyorum, Türkiye kendine özgü bir ülke. Ben bunu ta Troyalılara bağlıyorum, Troyalılardan beri. Ne orada ne burada, iki arada bir derede. Osmanlı'nın dış politikasına da baktığınızda çok uzun dönemler bu dengeler üzerinden gitmiştir. O yüzden. Ama ne zaman ki Osmanlı, çok özür dilerim, ne zaman ki Osmanlı yüzünü batıdan doğuya çevirdi, evet, İniş başladı. Çöküş, evet, başladı. Şimdi o yüzden Türkiye'nin bu dengeleri çok büyük bir dikkatle götürmesi lazım. Peki Türkiye o kadar dikkatle götürebildi mi? Hayır. Yani geriye dönüp baktığımızda çok vahim hatalar yapıldığını, özellikle Suriye'nin bugünkü duruma gelmesinde Türkiye'nin mutlaka bir günahı olduğunu falan kabul etmek zorundayız. Ama ben onu artık geçmiş olarak görüyorum. Diyorum ki bugün çok iyi bir şey Amerika'nın oradan çıkıp gitmesi. Hani bir takım insanlar diyorlar ya, hani Amerika ne olur kal bilmem ne. Ya bu bizim meselemiz. Tabii. Bu coğrafyanın, insanların meselesi. Kararı aldı ama 4 aya yaydı. Tabii. 4 ay içerisinde çekilme planı yapıyor şimdi. Karardan sonra. Ondan sonra diyor ki hayır biz Irak'ta bekliyor olacağız diyor, eğer bir şey olursa geleceğiz. Bırakınız Amerika orayı boşalsın. Amerika, ben Stephen Kinzer arkadaşımın dediğini de sonuna kadar, bütün Orta Doğu'dan çıksın. Çünkü Orta Doğu'da kimi destekledi? Suudi Arabistan destekledi. Suudi Arabistan bugün dünyanın en kötü parya devleti değil mi? Yani başına geçecek olan adamın bir takım cinayetler organize ettiği adam değil mi? Ülke değil mi? Yani başka kimi destekledi? İşte ne kadar diktatör varsa, ne kadar kokuşmuş rejim varsa hepsini destekledi. O yüzden Türkiye elbette anti-Amerikanizm asla Türkiye'ye yakışmaz. Anti-batıcılık asla Türkiye'ye yakışmaz. Çünkü aksi takdirde yana yatarız. Mustafa, evet, Kemal'in büyüklüğü ve İsmet Paşa'nın büyüklüğü bir taraftan Batı'nın emperyalist güçleriyle savaşıp onları mağlup ederken öbür taraftan onların oluşturdukları ve medeniyet seviyesini temsil eden kurumları alıp Türkiye'ye monte etmeleridir. Evet. Şimdi hocam bir de böyle bir 40 yıl önceye bir gidelim bakalım. O zaman gazetelerde Türkiye neredeydi bu tarihlerde? 1979'un Ocak ayının ilk haftası. Evet sevgili seyirciler, 40 yıl önce gazetelerimizde hangi haberler vardı bu tarihlerde, beraber izleyelim. Evet, 40 yıl öncesini gazetelerin sayfalarından bir tarihi canlı yaşamış gibi. Dün gibi. Evet, dün gibi. Hocam ayağınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Bence çok keyifli bir sohbet oldu ve izleyicilerimizin bilgi dağarcığına da bir şeyler bıraktık diye umuyorum. Ayağınıza sağlık, daha bunun ötesindeki kitapları bekliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem İnönü'yü hayırla yad etmiş olduk. Hem de hiçbir olayın tarihte sadece o ana ait olmadığını ve onun açık bir dosya olarak kaldığını hatırlamış olduk. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bu haftaki programımızda burada böyle noktalıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Haluk Şahin'di, iletişim uzmanı ve Johnson Mektubu kitabını yenileyerek bize Türk dış politikası ile ilgili izlenmesi gereken Amerika ilişkileri üzerinde gerçekten önemli ipuçları verdi. İçinizdeki çocuğu asla mahkum etmeyin, onu daima özgür bırakın. Hoşça kalın sevgili seyirciler.